Bir haberde hocam, Zeki Ceyhan hocamızın yazdığı bir yazı var. Önce hocam özür dilerim. Mete Çubukçu'nun bir yazısı var. İsrail kabinesi geçtiğimiz günlerde bir tasarıyı onayladı diyor. Hı. Buna göre Yahudi olmayanlar İsrail vatandaşlığına geçerken ve halihazırda vatandaş olanlar bir bağlılık yemin edeceklermiş. 1,5-2 milyon İsrail vatandaşı Filistinli'de bu yemin etmek durumunda olacakmış. Mete Çubukçu şöyle bir benzetme yapmış. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek demiş. Kardeşim, eğer Müslümanlar İttihat-ı İslam'ı kabul etmezse, Türkistan Birliği'ni kabul etmezse, yavaş yavaş bu tip düşünceler, inançlar yerine oturmaya başlar. Yani adamlar mesela ateist İsrail yöneticileri uzun vade içerisinde orada Filistin istemiyorlar. Ne yapıyorlar? Adamlar rahatsız ediyorlar. Yaşamayacak bir ortam meydana getiriyor. Zaman zaman saldırıyorlar. Parçalabiliyorlar. Hayatı zor hale getiriyorlar. Yurt dışını kolaylaştırıyorlar. Evet. Vatandaşlıktan çıkarmayı kolaylaştırıyorlar. Bu tip kanunlarla köşeye sıkıştırıyorlar. Bunlar uzun vadede netice verecek politikalardır. Yani bir süre sonra bakarsın adamlar erimiş gitmiş. Hakikaten de öyle. Mesela daha önce Filistin'in nüfusu çok yüksekti. Evet. Yani Musevileri oranla %95'ti. Sonra %80 oldu. 70, 60, 50 aşağı indi. 30'lara kadar, 20'lere kadar indi. Şimdi 10'lara doğru gidiyor. Sonra 5'e gider, sonra sıfırlarlar. Bir azim, inanç, kararlılık olmadıktan sonra bu böyledir. Mesela biz Darwinizme karşı ilk faaliyetlerimizde dediler ki bize, ya der, dünya çapına Darwinizm, siz nasıl yeneceksiniz? Olacak iş mi bu? Bütün dünyayı kaplamış dediler. Yo, yaparız dedik. Evet Allah. Bak, uğraştık, uzun bir faaliyet döneminden sonra adamlar diz çöktüler. Maşallah hocam, evet. Demek ki oluyormuş. Maşallah. Türkistan Birliği de böyledir, İttihat-ı İslam da böyledir. Yani bir kere bunun bir ideoloji olarak, inanç olarak, azim ve kararlılık olarak el alınması lazım. Ve o yönde sürekli bir politika izlenmesi gerekiyor. Onu yapmadığında adam seni Türkiye'den çıkartmaya kalkar. Mesela bak, Türkiye'yi bölme yönünde bir politika var. Adamlar onu ısrarla işliyor ve çok ciddi şekilde yol aldılar. Evet. Kendi kafalarına, kendi düşüncelerine göre. Gerçi dönemeçte savrulacaklar, o ayrı mesele de. Yani, çünkü hep böyledir. Mutlaka bir dönemeçte savrulurlar. Çünkü önce Allah küfre müsaade eder. Belli bir derece kadar. Fakat sonra tam dönemeçte aniden savrulurlar. Hak yoluna devam eder. İnşallah hocam. İnşallah. Dolayısıyla Güneydoğu'da antikomünist, anti-Darwinist bir politika izlenmediği için tek taraflı orası gelişmeye devam ediyor. Karşı atak gerekiyor. Karşı faaliyet gerekiyor. Bunun da resmi yapılması gerekiyor. Yani amatör bir faaliyetle pek netice alınmaz. Yani oraya nasıl televizyon gerekiyor ya, radyo gerekiyor. Gazete, dergi dağıtması. Hadi gazete, dergiden vazgeçtim. Fakat radyo ve televizyon çok önemli. Amatör radyolar, televizyonlar olmaz. Evet, inşallah. İnşallah. Hepsinin kökeninde inanç yatıyor. Mesela diyor ki Türkiye 2050'de süper devlet olacak, lider olacak. Evet. Ekonomik gücüyle mi? Yok. İnançtan. İnşallah. Yani bütün mesela İsrail'de, İsrail parasal gücüyle Filistin'i ele geçirmedi ki. İnançla ele geçirdi. Evet. İnancıyla ele geçiriyor. Karşı taraf, mesela Filistinliler, kardeşlerimiz olsun, diğer ülkeler olsun, Filistin'in kurtuluşu için savaş diyor. Ya kardeşim, Filistin'in kurtuluşu diyeceğine İslam aleminin kurtuluşu desene ya. Dilin mi kopar? İllaki Filistin. O zaman o bölgesel bir milliyetçilik şeklinde görülüyor. Yani sadece kendi işinde gücünde gibi. Halbuki bütün dünyayı hedefleyen bir politika olması lazım. Yani mesela Filistin'le ilgili konuşmalar yapılırken sürekli İslam Birliği'nden bahsedilmesi, İttihat-ı İslam'dan bahsedilmesi lazım. Orada yapılan toplantılarda çok çok nadir duyuluyor İslam Birliği. Daha ziyade işte kahrolsun İsrail, işte niye zulüm yapıyorsunuz falan, o tarz. Adama zulüm niye yapıyorsun dediğinde adam güler. Yani adamın inancı öyle yani, adam direkt ezmek istiyorum seni diyor, var mı diyeceğin diyor. Evet. Değil mi? Evet hocam.
ve Musevileri de eziyorlar. Yani bayağı eziyorlar. Hristiyanlar da eziyorlar. Çözüm yine Türkistan Birliği'dir. İnşallah. Ya, başsız, yani İslam Birliği olsun da diyor, başsız olsun diyor. Nasıl olacak o? Olur mu öyle şey? Olmaz inşallah. Türkler liderdir. Türklerin liderliğinde bir Türkistan Birliği olacaktır. Ya, olsa olurdu şu ana kadar. Kimse yapamadı bunu. Yani öyle bir şey olmuyor. Onun için Türklerin liderliğinde olan bu birliğin adına Türkistan Birliği diyoruz. İnşallah. İnşallah.